Yapımı devam eden köprünün yanlış projelendirilmesi nedeniyle halkın daha çok mağdur olmaması adına gerekli birimlere proje hakkında şikayette bulunan Çintaş paylaştığı videoda bu yer hakkında CİMER'e suç duyurusunda bulunduk. Arkasından Antalya Valiliğine yine suç duyurusunda bulunduk. Demirtaş Muhtarı Mustafa Doğrul'la birlikte Devlet Su İşleri Antalya Bölge Müdürlüğü'ne yapılan köprünün eski ve yeni fotoğraflarıyla birlikte bu işin böyle olmayacağını, yapılanın yanlış olduğunu açıklamalı bir şekilde dilekçemizde belirttik. Ama gördüğünüz gibi çalışmalar son sürat devam ediyor. Hizmet her zaman çok güzel bir şey ama hizmet hizmet olursa güzeldir diye konuştu. Değerli muhtarım Mustafa Doğrul'la birlikte Devlet Su İşleri Antalya Bölge Müdürlüğü'ne buranın köprünün resimleriyle birlikte eski halini, yeni halini, bunlara bu işin böyle olmayacağını, yapılanın yanlış olduğunu açıklamalı bir şekilde dilekçemizde müracaat ettik. Ama gördüğünüz gibi çalışmalar son sürat devam ediliyor. Evet değerli arkadaşlar, 12 metre uzunluğundaki bir köprüyü yıkıp yerine 6 metre genişliğinde bir menfez yapmak suretiyle, evet bu benim gözümde bir hizmet değildir. Ben de bir mühendisim değerli arkadaşlar. Buradan geçen suyun debisini hesapladım. Normal şartlar altında eski köprünün kaldırabileceği debi 5 metreküp saniyede. Yeni yapılacak olan köprünün kaldırabilecek su saniyede 2,5 metreküp değerli arkadaşlar. Buralarda su taşkını olduğu zaman normalde bu su taşkınında 7 metreküpe kadar su seviyesi çıkıyor. Eski köprünün su hacminin yeni yapılacak olan köprüye oranla daha büyük olduğunu, yapımı devam eden köprünün ise yanlış projelendirildiğini aktaran Çintaş, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı. Bu yapılan projeyi projelendiren mühendis arkadaşlarım yerine gelip buradaki suyun ne kadar olabileceğini analiz yapmamışlar, incelememişler, çevreye sormamışlar. Ya da bu Hacı Harman Deresi'nin 3 adet dereden ibaret olup birleşim noktası olduğunu da kimseye sormamışlardır. Bundan dolayı değerli arkadaşlar, kağıt üzerinde yapılmış ve kağıt üzerinde yapılan projenin uygulamasını görüyoruz. Biz şunu isteriz, yapılan yanlıştan dönülüp düzgün bir şekilde halka hizmetin yapılmasını istiyoruz. Devletimiz her zaman bizim için her şeyin en iyisini yapacaktır. Ona da inanıyoruz. Herkese saygılar sunuyorum. Değerli kardeşlerim.